Ben hala sanatı soluyan ve bir zamanlar kucakladığı sahibinin bugün buruk hatıralarıyla yaşayan Sait Faik'im evi. Sait Faik Abasıyan'ın ölümünden sonra 8 yıl daha yaşayan, annesi Makbule Hanım'ın bağışıyla Darüşşafaka Cemiyeti'ne geçen ve müze haline getirilen Burgazada'daki bu evde geçti Sait'in hayatının büyük bir bölümü. Burgaz Adası. Eşsiz maviliğin ortasından apansız fırlamış hissini uyandıran bu yemyeşil ada, kim bilir nice bin yıldan beri yeşilin her tonuyla beyaz martılara, beyaz martı gibi yemyeşil bahçeler arasına konmuş evleriyle insanlara hep kucak açıp durmuştur. Belki de yüzyıllardır orada yaşayıp ölenlerin aklına bir gün soluk benizli, zayıf ve mavi gözlü bir adamın Hristos tepesinden, Kalpazankaya'dan masmavi suları seyrederek küçük adamların, atsız balıkçıların, dok işçilerinin hikayelerini edebiyat evrenine armağan edeceği hiç mi hiç gelmemiştir. Sait Faik denince akla Burgaz Adası, Burgaz Adası denince de Sait Faik gelir. Ve Sait Faik denince orada durulur. Yok, durulmaz. Onun Türk hikayeciliğinde ve Burgaz Adası'nda adımlarıyla eskittiği dar ve dik sokaklarda, Hristos Tepesi'ne, Kalpazankaya'ya giden dolambaçlı patikalarda, köpük köpük dalgaların martı çığlıklarına eşlik ettiği sahillerde, balıkçı barınaklarına uzanan kumsallarda yürünür. Mavi sulara grubun kızıllığı yansırken, yakamozlarda gizlenen Said'in ibrişim inceliğinde, deniz suyu kayganlığında ve kimi zaman yosunlu bir kaya katılığındaki gerçekçi duyguları yeni başlar. Beyaz martılara, beyaz birer martı gibi yeşil bahçeler arasında adeta bir dala konmuş gibi tüneyen beyaz evlerin ıssız balkonlarındaki sessiz fesleyen saksılarına sorulur. Nerede Sait? Kim bilir, belki de engin duygularını, kalıbına sığmayan ruhunu, evinin önündeki bu küçücük bahçede hapsettiği sonsuz özgürlük içinde gide gele silinmez bir iz yaptığı bu kısa ve incecik yolda sonsuzluğu adımlamaktadır. Belki akşamla birlikte balığa çıkacak dostlarından birine uğramış, onun ince ince ördüğü ağlara hayallerinin mekiğini takarak yeni bir hikayenin ibrişim ağlarını örmektedir. Hikayeciliğinde doruklara imza atan, ancak alçak gönüllülüğün en enginlerinde iddiasız bir ömür geçiren, tanıyan herkesin büyük küçük sadece Sait dedikleri ve hayatı boyunca kendisine üstad veya bey denilmesini sevmeyen, hatta en yakın arkadaşlarınca bile sanatın doruklarında bir yazar olduğu bilinmeyen bu adam kimdir? Edebiyatçı veyahut romancı veyahut büyük bir insan olduğunu hiç bilmiyorduk. Normal bir insan gibi bildiğimiz için kendisiyle öyle tanışmıştık, öyle görmüştük, öyle büyüdük beraber. Fakat rahmetli olduktan sonra onun büyük bir insan olduğunu Burgaz halkı olarak biz sonradan anladık yani. Sait'in çok lüks bir yaşantısı yoktu. Sabah iner,
gazetesini alır, Cumhuriyet gazetesini alır. Ondan sonra bir yukarı çıkar. Ondan sonra balık oltasını, balık takımlarını alır. Tekrar aşağı iner. Bir boş sandal bulduğu zaman atlar. Bir yardımcı kendine, yardımcı bir balığa gidecek varsa onu ısrar eder, gider. Bir Ayı Mehmet diye onun sevdiği bir balıkçı var. Onun sevdiği bir balıkçı vardı. Lakabı Ayı Mehmet derdik. Biz onu bulurdu, onunla giderdi. Bazı bana derdi ki işin yoksa hadi balığa gidelim derdi. Nisan aylarında falan, ekstra Nisan Mayıs'ta onunla beraber balığa çıkardık biz. Bütün vaktini balıkçılarla, sokaklarda en süfli bir hayatın içinde olan her yaşta insanlarla geçiren ve onların hayatını hikayesine konu eden Sait Faik kimdir? Sait Faik Abasıyanık, Adapazarı eşrafından tanınmış bir tüccar olan abasız oğullarından Mehmet Faik Bey'in oğludur. Annesi ise yine çok saygın bir aileden gelen Makbule Hanım'dır. Sait Faik 1906'da Adapazarı'nda dünyaya geldi. İlk öğrenimini doğduğu yerde, orta öğrenimini ise Bursa ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul Edebiyat Fakültesi'ne 2 yıl devam eden Sait Faik'i, bir tüccar olan babası, ekonomi tahsili için İsviçre'nin Lozan şehrine göndermesiyle başlayan serüven, onun hayatının bir dönüm noktası oldu. Lozan'da ancak 15 gün kalabildi. Programlı bir yaşantıdan, kurallardan sıkılan Sait Faik, oradan Fransa'ya geçti. 1931 yılında gittiği Fransa'da, 3 yıl boyunca eğitimi bir yana bırakıp, gönlünce bir hayat sürdürdü. Babası tarafından çağrılınca gelmek zorunda kalan genç Sait Faik, Batı edebiyatını inceleme fırsatını bularak yepyeni bir sanat anlayışı kazanmıştır. Sana koşuyorum bir vapurun içinde. Ölmemek, delirmemek için. Yaşamak, bütün adetlerden uzak. Yaşamak. İşte Sait Faik'in hayat ve sanat anlayışı bu şiirinde gizlidir. Bütün adetlerden uzak, cümle kuralların dışında bir hayat ve sanat felsefesi. Bu yapıda olan yazar, elbette yurda döndükten sonra düzenli bir iş tutturamayacaktı. 1935 yılında başladığı Ermeni Yetim Mektebi'ndeki Türkçe öğretmenliği çok kısa sürdü. Haber gazetesindeki adliye muhabirliğini de yürütemedi. Onun içi içine, ruhu bedenine sığmıyordu. Sait Faik, kimsenin görmediği şeyleri görmek, kimsenin dikkat etmediği şeylere bakmak ve kimsenin hayat saymadığı bir hayatı yaşamak ve hikayeleştirmek için bu dünyaya gelmişti. 3 yıl boyunca yaşadığı bohem hayatına rağmen Fransa'da çağdaş dünya edebiyatını inceleme ve özümleme imkanı bulmuştur. Panayit Istrati, André Gide ve Kafka ekolünün etkisiyle geldiği Türkiye'de Kenan Hulusi Koray ve Sadri Ertem gibi toplumsal gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazmaya başladı. Ancak bir süre sonra onu Sait Faik yapan ve kendine özgü bir sürrealizme çeken üslubu bulduğunu görmekteyiz. Sait Faik'in hikayelerinde asıl kahraman kendisidir. Dışarıda gördüğü çarpıklıklara karşı içinde kabaran öfkeyi, eve geldiği ve dağınık masasına geçtiği zaman çoğu kez bir mum ışığında kağıda aktarırdı. Yaşadığı bu ahşap ev onun için bir barınaktan öte anlamlar taşır. Sait Faik'in kendi iç dünyasına çekilip özüyle hemhal olduğu, hikayelerini sigara dumanının hassas tülünden, düşünce imbiğinin incecik kılcallarından geçirdiği bir özge dünyadır bu ev. Balkona açılan kapı, Sait Faik'in en çarpıcı, en akıl almaz cümlelerine açılan bir kapı gibidir. Bir hikayenin düğümlenen yerini bu kapıdan çıkarak seyrettiği martılara çözdürür. Gözlerinin önüne serili masmavi denize, yemyeşil adalara bakarken gördüğü onlar değildir. Balıkçılar, bahçıvanlar, boş gezen ayraklar,
meyhane garsonları, kısaca toplumun dışladığı bir takım insanlardır. Ya da Kayıp Aranıyor adını verdiği romanındaki gariplikler arasında aradığı özbenliğidir. Kimi zaman babadan kalma ve anne tarafından çekip çevrilen bu evde kendisinin bir tüfeğli olduğunu fark edip bu sıcak yuva dekoru içinde kendisini lüzumsuz bir adam olarak görür. Düşüncelerinin, hayat felsefesinin kancalarına takılan kişileri arar mahalle kahvesinde. Şah Merdan onun içinde kabaran öfkenin beynine inerek az şekerli bir kahve olur birden. Kimi zaman evinin balkonundan, penceresinden seyrettiği havada buluttur özlemleri. Son hikayelerinde iyiden iyiye sürrealizmin bunalım ve sayıklamalarına rastlanır. Kendisini içine ittiği yalnız adam psikozunun anlamsız söylenişlerine sarar. Düşünceleri, fikirleri dosdoğru bir çizgiden uzak, büklüm büklüm bir bunalım gibidir son dönemlerinde. Alemdağ'da var bir yılan örneği gibi. Sanat hayatının en verimli yıllarının ama yaşantısının en zor demlerinin geçtiği bu evde hala yaşıyor gibi bir hisle ürperir gelip gidenler. Sanki fedakar annesi Makbule Hanım, komşu Rum kızı Heleni'nin yardımıyla taşlığı, taraçayı, merdivenleri bir güzel silip olmuşlar. Her şey sakız gibi tertemiz. Ve sanki bu merdivenlerden ağır ve kararsız adımlarla yukarıdaki çalışma odasına çıkmakta Sait Faik. Kitaplıktaki kitaplar hiç de boynu bükük değil. Az önce Sait Faik'in ince, uzun ve titrek parmaklarıyla taranmış, sonra da yerlerine konmuş gibi. Belki az önce çıkıp gitmişlerdir Orhan Veli ile. Bu iki garip görünümlü insan, garip fikirlerini bu tavan altında tartışmış, rakı kadehinde balık olmak için bir meyhanenin yolunu tutmuşlardır. Belki her zaman bir arkadaş gibi gülüp eğlendiği, birlikte balığa çıktıkları insanların arasından bu defa asık suratla geçip İstanbul'da Yazarlar Birliği toplantısına gitmiştir. Burgaz'daki dostları onun bir yazar olduğunu biliyorlar mıydı acaba? Bunun edebiyatçı veyahut romancı veyahut büyük bir insan olduğunu hiç bilmiyorduk. Normal bir insan gibi bildiğim için kendisiyle öyle tanışmıştık, öyle görmüştük, öyle büyüdük beraber. Fakat rahmetli olduktan sonra onun büyük bir insan olduğunu Burgaz halkı olarak biz sonradan anladık. Yani. Burgaz'daki dostları, balıkçılar, meyhaneciler, Sait Faik'in çağdaş Türk hikayeciliğinin en önde gelen isimlerinden biri olduğunu bilmiyorlardı da, gittiği Yazarlar Birliği'nin kapısında bekleyen görevli biliyor muydu? Yazarlar Kulübü'ne gittim Beyoğlu'nda dedi. Bana dedi kapıdaki adam, dedi ki beyefendi giremezsiniz, burası yazarlara aittir. Balıkçılar girmez buraya dedi. Hakikaten o günde onda böyle aba şey, kış abagalarını giymiş, bir çizme ayağında, bir de şapkası vardı, orijinal bir şapka. Onunla beraber gitmiş İstanbul'a. Giremezsin. Sevinmiş. Çok sevinmiş. Diyor ki demek ben balıkçıya benziyorum ya diyor yani. O kadar özlerdi balıkçıyı. O kadar severdi. Sait Faik özellikle dağınık hayat ve aşırı içkinin etkisiyle yakalandığı siroz hastalığı ortaya çıkınca tamamen adaya kapandı. Olanca şevki kırılmış, her şeyden, hatta yazmaktan bile elini çekmeye karar vermişti. Bu düşüncesini şöyle açıklıyor Sait Faik. Söz vermiştim kendi kendime, yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da hırstan başka neydi? Burada namuslu insanların arasında sakin ölümü bekleyecektim. Yapamadım. Yazmazsam deli olacaktım. Bu düşünceyle tırmandı.
yaşadığı Hristos tepesinde kalpazan kayada sırtını bir ağaca verip mavi gözlerini mavi sulara dikip içini dökmüştür kağıtlara. Plansız, endişesiz, içinden geldiği gibi kurmuştur hikayelerini. Aslında önce yaşamış, duymuş, o hikayenin baş kahramanı olmuş, sonra da bunları bir kağıda karalamıştır. Ve asla yazdıklarını bir daha düzeltmek, değiştirmek gereği duymamıştır. Hiç evlenmemiş olan hikayeci, yorgun adımlarla geldiği evinin önünde, sessizce yolunu bekleyen bu ahşap evin, beyaz duvaklı bir gelin mahzunluğu içinde duruşunu soluklanarak seyredip, yatak odasının tülündeki meltem kımıltısını bir sevgili silüetiyle birleştirerek sanki ölüme veya birilerine haykırmak ihtiyacı duymuştur. Sana nasıl bulsam, nasıl bilsem, nasıl etsem, nasıl yapsam da meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam, anlatsam şu kiraz mevsiminin para kazanmak mevsimi değil, sevişme vakti olduğunu. Şimdi sevişme vakti onun tek şiir kitabıdır. Bu şiir kitabı çıktığında Burgaz'daki bir bakkal arkadaşı tarafından satın alınıp imzalaması istendiğinde Sait Faik yine o kalender meşrebini ortaya koymuş ve kitabını böyle bir şiir kitabına 1 lira veren dünyanın en ahmak bakkalına cümlesiyle imzalamıştır. Ve siroza yenik düşen yazar Mark Twain onur üyesi olarak 11 Mayıs 1954'te henüz 48 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Şimdi Sait Faik yok. Burgaz Adası'na onsuz gelip gidiyor ada vapurları. Bir yaralı martı görünümündeki beyaz boyalı ahşap ev mahzun. Bir zamanlar Sait Faik'i bir ana şefkatiyle kucaklayan bu ev, şimdi buram buram bir sanatı solumakta. Odalarda her şey yerli yerinde. İşte yatak odası. Balkonuna çıkıp adaları seyrettiği, çamlarda taranan deniz meltemlerini ciğerlerine çektiği bu oda şimdi onsuz. Sanki az önce odayı terk eden Makbule Hanım tarafından düzeltilip pikesi üstüne çekilen yatağı ve itinayla katlanmış çizgili pijaması öylece durmakta. Deseni eserlerinden kalın çizgiler verir gibi. Ebedi bir yolculuğa çıkan Sait Faik'ten geriye kalan bu edebi ev, çağdaş Türk hikayeciliğinin onunla açılan yolu üzerinde bir kavşak, bir vaha ve sanatın dinlenip soluklandığı özge bir konaktır. Bir zamanlar kullandığı bu evinde açılan her kapının arkasından çıkıp gelecek gibidir. Bu ev odaları, eşyası, merdivenleri, onun nefesi ve ayak sesleriyle geçmişi yaşamakta. Ve sanki bu dünyadan murad alamayan Sait Faik, sevgili Aleksandra'sıyla birlikte olabilmek için meyhaneci dostu Yanakimu'ya seslenmektedir. Bize bir masa ayır Yanakimu. Aleksandram'la benim için bir masa. Üstü çiçeksiz, örtüsü gazeteden, şarabı aşktan hem hülyadan. Aleksandram mızıka çalsın, siyaha çalar parmaklarıyla. Güftesi bayağı şarkılar, adi havalar. Meyhane acı zeytinyağı kokusu. Sen hoşnut ol Yanakimu.